şanı mübarek ve yüce olan Allah'ın kendi yolunda olanlara büyük izzet ve ikramları vardır elbette. Allah yolunda olanlarla hevâ-i nefs yolunda olanlar aynı kefeye konmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olanlarla şeytanın yolunda olanlar aynı kefeye konulmayacaktır. Ayetlerde, hadislerde kesin olarak belirtildiği gibi iyilik için mükafatlar, kötüler için de cezalar vardır. İyilerin yeri cennettir. Allah-u Teala'nın rızası onlarla beraberdir. Kötülerin yeri de cehennemdir. Allah-u Teala'nın gazabı da onların üzerinedir. İyiler için cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir kimsenin aklına, hayaline gelmeyen nimetler vardır. Kötüler için de cehennemde sıkıntı vardır, azap vardır. O halde sen ey Müslüman kardeşim, hem Allah-u Teala'ya layık bir kul, Peygamber aleyhisselama layık bir ümmet olmak, hem de ahiret hayatını kazanmak istersen, nefs-i emmare mertebesinden sıyrıl. Hayatının bundan sonraki kısmında nefs-i levvame ve nefs-i mülhime mertebelerine atlayarak nefs-i mütmainne mertebesine ulaşmaya çalış. Zira tam kurtuluş ve hakiki saadet ancak nefs-i mütmainne mertebesindedir. Bu mertebeye yükselmek öyle pek zor da değildir. Çalışan ve o noktaya yükselmek isteyen her Müslüman yükselebilir. Zira o mertebe de biz insanlar içindir. Orası da Allah-u Teala'nın biz kulları içindir. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Derda dedi ki, dünyada hayatını Allah yolunda geçirenler, cennette öyle meşrubat içeceklerdir ki, eğer bir kimse onlardan birine parmağını batırsa da, dünyada getirip şöyle uzaktan bir koklatsa, oradaki canlılar hemen koşarak ondan mutlaka koklamak isterler. Öyle ki onu koklayabilmek için adeta çılgına dönerler. Aziz Müslüman kardeşim, bu dünyada Allah-u Teala'nın öyle aşık kulları vardır ki, onlar sahip oldukları aşk-ı ilahi ile bu cennet meşrubatının kokusunu duydukları gibi kendisinden değişmişlerdir. Bu ancak Allah dostlarına, Allah yolunun gerçek yolcularına nasip olur. O zevki ancak aşk-ı ilahi ile esrik, sarhoş olanlar tadabilirler. Hemen niyaz edelim ki şanı mübarek ve yüce olan Allah her birimize böyle bir aşk-ı ilahi nasip eylesin. Mevlana Celaleddin der ki, ey mümin, kulağını biraz bana ver. Ta ki cennete varınca tadacağın zevklerden biraz bahsedeyim de seni o baki mekana özendireyim. Müminlerin cennette içecekleri suyun adı Tesnim'dir. Tesnim, cennette akan bir pınardır. Bu suya Tesnim denilmesinin sebebi şudur ki, ondan bardaklara konur ve yalnız mukarrepler, yani Allah-u Teala'ya yakın olanlar içer. Vakıa, diğer cennet ehli de içerler fakat onlarınkinin tadı değişik olur. Mukarrepler, bu dünyada yalnız Allah-u Teala'ya gönül veren, ondan başkasına asla meyletmeyen kişilerdir. Mukarreplerin içecekleri, bu meşrubatın lezzeti dillerle vasfedilemez. Ancak şu kadarını söyleyebiliriz ki, eğer ona bir iğnenin ucu batırılıp çıkarılsa da, sonra o iğne bu dünya denizlerine daldırılsa, istisnasız hepsini de tatlı hale getirir. Öyle ki bunu o denizlerdeki canlılar bile hisseder. Ey Müslüman kardeşim! Eğer Allah-u Teala'nın halis kullarına mahsus bu meşrubattan içmek istersen, bu dünyada nefsani arzulara uymaktan vazgeç. Allah-u Teala'nın yoluna gir.
onun bu dünyada içilmesini haram kıldığı içkileri içme. Eğer içtiysen veya içmekteysen tevbe et. Bir daha da içmemeye azmeyle ve içme. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada Allahu Teala'nın haram etmiş olduğu içkileri içenler hakkında şöyle buyurur. Dünyada haram içkiler içerek tevbe etmeden ölenler Allah ahirette Kevser şarabını haram eder. Şu hususu da belirtelim ki alkollü içeceklerin her çeşidi haram olduğu gibi azı da çoğu da haramdır. Bundan başka alkollü içecekler zengine de haramdır, fakire de. Kısacası her kim olursa olsun alkollü içecekler bütün Müslümanlara haramdır. Şanı mübarek ve yüce olan Allah içinde sarhoş edici madde bulunan bütün içkileri haram kılmıştır. Müslüman olduğunu söyleyen birisinin Allahu Teala'nın haram kılmış olduğu bu içkileri içmesi düşünülemez. Zira böyle bir hareket, yani bir Müslümanın içki içmesi hem Allahu Teala'ya hem de Resulullah Aleyhisselam'a karşı gelmektir. Zira şanı mübarek ve yüce olan Allah içinde sarhoş edici madde bulunan içkileri haram etmiş, Resulullah Aleyhisselam da bunu onun kullarına duyurmuştur. Ümit ederim ki hevai nefslerine uyarak Allahu Teala'nın haram ve yasak ettiği içkileri içen Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'ın bu hadislerinden ders alır da bundan böyle o ahlak dışı iğrenç fiili işlemezler. Şanı mübarek ve yüce olan Allah haram işlemekten her birimizi korusun. Allah onun yüzünü şereflendirsin ve kendisinden razı olsun. Hazreti Ali şöyle der: eğer bir kuyuya bir miktar şarap damlasa da zamanla onun suyu çekilse ve toprakla dolsa ve üzerine bir minare yapılsa ben o minareye çıkıp ezan okumazdım. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Hasan Basri der ki: eğer bir kimse bir defa içki içerse kalbi kararır. Şayet tevbe eder de bir daha içmezse kalbi yine eski halini alır. İki defa içki içerse melekler ondan bizar olurlar. Üç kere içki içerse Cebrail aleyhisselam kendisinden bizar olur. Dört defa içki içerse İsrafil aleyhisselam bizar olur. Beş defa içki içerse Mikail aleyhisselam bizar olur. Allah-u Teala haram edilmiş içkiyi içerek bu durumlara düşmekten her birimizi korusun. Dünyada Allah-u Teala'nın emrine itaat ederek içki içmeyenler, kıyamet gününde şarabı tahur denen bir meşrubat içerler. Allah-u Teala'nın haram ettiği alkollü içecekleri içenler ise orada ancak kanlı irin içerler. Yani burada Allah'ın emrini dinlemeyerek onun haram ve yasak etmiş olduğu içkileri içenlere orada içecek şey olarak sadece kanlı irin verilir. İçki Allah-u Teala'nın doğrudan doğruya men ettiği, yani haram kıldığı bir şeydir. Onu içen bile bile ve doğrudan doğruya Allah-u Teala'nın emrine karşı gelmiş olur. Şanı mübarek ve yüce olan Allah kendisinin emir ve hükümlerine karşı gelme bettahlığından her birimizi korusun. İçki içenlerin başına dünyada da pek çok musibetler gelir. Yani içkinin zararları hem dünyada görülür hem de ahirette. Gerçek buyken Allah-u Teala'nın men ettiği içkileri içerek kendi kendilerine kötülük eden kişilerin aklına şaşılır. Allah-u Teala Maide Suresi 91. ayette şöyle buyurmuştur: şeytan içki ve kumarla sırf aranıza düşmanlık ve kin sokmak için sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Bütün bunlara rağmen hala içki içmekten vazgeçmez misiniz? Artık vazgeçtiniz değil mi?